Hoş geldiniz yeni bir videoya da kısa bir video olacak arkadaşlar. E, nitekim bu videoda neyden bahsedeceğiz? Binance'ten beklenen e, açıklama sonunda geldi sevgili arkadaşlar. Bunun üzerine konuşup detaylandıracağız. şöyle bir e, habere bakacağız sizlerin de haberi olsun diye. E, tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye alsat demiyoruz. Ayrıca hatırlatmak isterim ki kanala abone olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Abone olursanız da çok memnun olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Luna videolarının devamı için de videoyu beğenmeyi unutmayınız demek istiyorum. Ee, burada arkadaşlar yine beklenen haber geldi sonunda. Sabahtan beri özellikle günlerdir birçok borsadan bu haberi görüyorduk biliyorsunuz ki. Planlar vesaire hakkında migration dediğimiz bu geçiş etabı hakkında sevgili arkadaşlar. Binance'dan da aynı şekilde geldi. Bir kere şunu söyleyeyim. Şimdiden e, soracak olanlar olacak. Binance'da Binance TR'de bakın Binance TR'de diyorum. Her ikisi de arkadaşlar geçişi şu anda destekliyor. Haberiniz olsun. Binance Terra Network Airdrop'unu destekleyecek. Burada uzun uzun e, birçok şeyden bahsediyor sevgili arkadaşlar. En önemli olanlarından bahsedelim. Luna eski ve e, USDT eski işlem askıya alma diyor. Eski Luna'yı sevgili arkadaşlar ve UST'yi Para yatırma ve çekme işlemleri bugün itibariyle 14'te tabi UTC ile yani bu bizde aşağı yukarı e, neye denk geliyor? Saat 5 gibiye denk geliyor. Tabii ki bunda rötarlar olabiliyor sevgili arkadaşlar. E, an itibariyle askıya alındı onu söyleyeyim. E, durumlar genel itibariyle böyle. Şimdi buradan da bir bakalım e, ne diyor burada? Tarihinde saat 15'te iptal edilecektir. Tamam. İşlem işlem çiftleri vesaire kalkıyor uzun lafın kısası. Bir önceki videoyla da bağlantılı olarak şunu söyleyeyim. Bakın yine e, birçok kişi soruyor. Önceki videonun ana konusuydu. E, cüzdandan Luna silinmeleriyle alakalı sevgili arkadaşlar. Burada cüzdanlarınızdan şayet Lunalarınız siliniyor ise bu pek çok borsada değişiklik gösteriyor. İşte kimisinde şu şekilde meydana geliyor. Tamamen Lunaları siliniyor ta ki e, listelendiğinde yerine lunc'e ye verene kadar bakın silindiği takdirde bunu tekrar anlatıyorum çünkü yorumlarda yine gelecek biliyorum ne yapıyorlar luna silinse dahi lunc'e geldiğinde tekrar yerine koymak üzere sevgili arkadaşlar e, kiminde de tıpkı binance'da olduğu gibi örneğin luna var yani e, cüzdanda bir luna gözüküyor miktar gözüküyor Lakin değer olarak sıfır yazıyor sevgili arkadaşlar. Zira ortada bir işlem çifti yok, bir kıyas yok. Yani kaç dolara, e, kaç bilmem neye, kaç BNB'ye işte tekabül ettiğini gösterebileceği bir kıyas yok. Uzun lafın kısası e, bu iki şeyden biri başınıza geliyorsa şu anda normaldir sevgili arkadaşlar. E, eğer lunanızın yanında değer bazında sıfır yazıyorsa normaldir, korkulacak bir şey yoktur. Haberiniz olsun bunu da yine bir... Ee, geçmek söylemek istedim. Ne diyor? Luna, <laughs> Luna Jetenun senedi Lunsi olarak yeniden adlandırılacak. UST ise USTC olarak adlandırılacak diyor sevgili arkadaşlar. Bunlar yeniden BUSD ile işlem çiftleri açılacak diyor. Bu da ne zaman gerçekleşecekmiş? Ayın 30'unda bize göre öğlen saat 12.30 civarında gerçekleşecekmiş. LUNCE ve USTC para yatırma ve çekme işlemleri de yine arkadaşlar bize göre 12.45 geçe civarında bu işlemler açılacakmış haberiniz olsun. Yani bu ayın 30'unda sevgili arkadaşlar 4 gün sonra işlemler sabah saatinde buçuk gün sonra diyelim yeniden açılıyor. Bu da karşımıza güzel bir haber olarak geldi. Zaten Binance ne yapmıştı? Ne demişti sevgili arkadaşlar? Bunları... ...topluluğun arkasında duracağını ve airdropların dağıtılacağını beyan etmişti. Nitekim bunu da bu şekilde yaptığını görüyoruz. Gayet güzel bir gelişme. Tabii ki bununla birlikte yeni Luna'yı da listeleyecektir arkadaşlar. Böyle haberler görmek bizleri mutlu ediyor tabii ki. Her ne kadar büyük fiyaskoların altından çıksak da. Şimdi burada da tabii saldırı öncesi yani şeylerle alakalı nasıl diyeyim size... Ha bu arada airdrop dağılımlarını arkadaşlar görece borsalar kontrol ediyor haberiniz olsun. Şimdi burada e, yine uzun uzun anlatmış dağılımlar ne zaman diye şöyle. Bakın diyor ki ayın 31'inde diyor sevgili arkadaşlar. Sabah 11.30 tarihinde saldırı öncesi lunalar 10k luna tutma diyor bakın. 10k'dan küçük sizin saldırı öncesinde şahit lunanız varsa <laughs> burada ne diyor? E, toplam miktarın %30'u dağıtılacakmış sevgili arkadaşlar. Bunun da yine kalan %70'i 2 yıl boyunca dağıtılmak üzere gelecekmiş. Buradaki toplam miktar dediği toplam Luna arzı yeni Luna'nın arzıdır sevgili arkadaşlar. Bunların üzerinde çok fazla durmayacağım çünkü önceki videolarda bunları çok fazla inceledik. Şöyle bir göz atmak için girdim yani. Eğer hani yorumlarda istek gelirse tabii inceleriz. Durumlar böyle arkadaşlar. Videoda buraya kadardı. Binance'te aynı şekilde belirttiğimiz üzere şu anda Binance'te, Binance TR'de ne yapıyorlar? Airdropları destekliyorlar ve migration etabını başlatmış bulunuyorlar sevgili arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın.